Yıllardır insanlarla iç içesiniz. Eğlencenin yüksek olduğu bir program yapıyorsunuz. E, şimdi sorun çözüyorsunuz diyorlar. E, program yapıyorsunuz ve bir geçmişten günümüze doğru baktığınızda Türkiye sizce de giderek mutsuzlaşmıyor mu diye şahane bir soru bence. Bak bu izleyici sorusu. Ee, sence de sistem mutsuzluk üretmiyor mu? Tabii. Bence yani, sistem o mutsuzluktan besleniyor. Şimdi iki saatte sosyal medya konuşuyoruz. Her, çünkü herkes şöyle. Sistem zaten o mutsuzluğu üretiyor. E, o mutsuzluk da... Ee, insanlara diyor ki ben bu mutsuzluğu nasıl gideririm diyor. Herkes bir yara bandının peşinde. O yara bandı da ne? Tüketim alışkanlıkları. Ee, ve sanıyorsun ki sen ona sahip olduğunda mutlu olacaksın. Hmm. Ama daha fazla mutsuzluk geliyor. E sosyal medyaya bakıyorsun herkes orada çok mutlu gibi görüyorsun. Bence zaten hem giderek yalnızlaşıyoruz ve mutsuzlaşıyoruz. Ama e, bunun çözümü de ailede. Yani gün bence günümüzün e, Pandemisi de o yani teşhisi konulmamış bir yalnızlık hikayesi var. O sosyal medya o tek başına yaşamak oradaki yaşam bizi giderek mutsuzlaştırıyor. Ama galiba insanlar yani senin teşhisine çok saygı duyuyorum ama bu söylediğin yaşam biçimi, istatistikler işte biraz önce konuştuğumuz boşanma verileri bu hı hı. yalnızlık bu arada yalnızlığa bir inanılmaz bir övgü de var. Evet. Yani insanlar için en değerli alan artık yalnız kaldıkları alan. Yalnız kalma merakı bir kitaplar yazılıyor şeyler yapılıyor bir yalnızlık üzerine bir övgü var toplumda da. E şimdi bu söylediğin aileye sığınma, ailede mutluluğu aranma galiba zamanın trendi de değil. Şöyle ben biraz gelenekçi bir insanım ve programda da yani yapmış ve işlemiş olduğum konulardan yola çıkarak da bunu söylüyorum. Bu tamamen benim kendi kişisel düşüncem. Mesela eskiden hiçbir şeyi biz atmazdık değil mi hmm. tamir ederdik. Ee, yani yapıştırırdık bir araya getirdik baba yapardı anne yapardı mahalledeki esnaf yapardı ama şimdi her şeyi hayatımızdaki her şeyi atıyoruz. Yani biriyle tanışıyoruz arkadaşlığımızın e, dozunu ayarlayamadığımız için e, ondan sıkılıyoruz ondan uzaklaşıyoruz başka arkadaş buluyoruz. E, bir şeye sahip oluyoruz e, giyiyoruz ama daha iyisi çıktığı için gidip ona sahip olmuyoruz. Yani hayat sana sürekli diyor ki yani al harca kullan at. Ben bu yalnızlık hikayesine çok e, inanmıyorum yani Hı. o yan, yalnızlık şöyle ne zaman yalnız olursun biliyor musun kafan gerçekten rahat olduğunda şurada 5 dakika yalnız kal kafanın içi de susarsa o 5 dakikalık yalnızlık sana iyi gelebilir ama onun haricinde dayanacak sığınacak hep birini ararsın.